kendini keşfetme. Yani benim yeteneklerim neler? Hangi alanlarda iyiyim? İki, ben ne yapmak istiyorum? Şimdi bunun bir kesişimini bulup kendimizi çoklaştırma meselesi. O kadar kolay mı kendi yeteneği? Çünkü birçok gelişmiş ülkede sizin kendinizi keşfetmenize evet. imkan tanıyan hem koçluk sistemi var evet. hem de okul buna destek veriyor. Ama Türkiye'de bu tabii zor. Hayır. O dünyanın bence ben birçok yer size eminim öyle. Birçok yerde konuşma yapıyorum, çalışmalara katılıyorum. Aslında şu, bu konuştuğumuz şeyler kesinlikle Türkiye'ye has değil. Yani kesinlikle, dünya çok kesinlikle. Ciddi bir dönüşüm kesinlikle. Çağında. Ve bugün hangi milletten, hangi yani daha gelişmiş, bizden daha az gelişmiş, hiç gelişememiş bir sürü yerlerde, bir sürü özellikle ben gençlerle konuşuyorum. Hepsinde bu ne yapacağını bilememek, ben ne yapsam acaba sorusu büyük soru. Bu hiç kolay değil, bunu kesinlikle anlıyorum. Fakat bunu araştırmak çok keyifli bir şey. Nasıl yapacaksınız? Hani somut bir takım bilgiler vermek gerekirse artık... Kendinizi dinleyin. Yani ne hiç kimse sizden bir şey istemiyorken, hiçbir şey sormuyorken siz gidip ne hangi sitelere bakıyorsunuz? Hangi konuları konuşmaktan hoşlanıyorsunuz? Ya da en çok neyi dert ediyorsunuz? Dünyanın hangi problemi içinizi eziyor? Onlar aslında sizin işiniz olacak, dünyaya katkı sağlayacağınız alanları işaret ediyor. Genetik ve teknoloji bununla ilgili yardımcı olacak fakat o zamana kadar kendinizi bu şekilde çözmeye, insanların size olan tepkilerinden, ha ben neyi yaparsam beğeniliyor, beğeniliyorsa, iyi yapıyorsan ona zaten yatkınlığım var demektir. Onları o şekilde tespit etmeye çalışın. Şimdi izleyen gençler varsa veya velileri veya bu tercih döneminde kafaları karışık ya da bir sene sonra filan buna girecek olanlar varsa muhtemelen şöyle diyorlardır bizim için şimdi. Ya bunlar da yine oturdular uçuyorlar işte bizim canımız yanıyor. Şimdi ben tercih yapacağım kardeşim hangi bölümü yazayım? Yazarsam ne yapayım? İşte bunu nasıl peki sevmediğimde bir şey sonra ben nasıl o sevdiğimi yapacağım falan. Şimdi orada da ben bu T insanı en sonunda artık söyleyeyim. T insanı lütfen bir okuyun. Ne var burada biliyor musunuz bunun için? Hibridleşmek diye bir şey var. Yani ben biz şunun farkındayız ve biz de hala o dönemi geçiriyoruz. Ve geçirmenin belki de ilk etaplarında bunu fark edebildik. Şu anda dünya pat diye değişemeyecek. Onun için... Aptal olduğunu, gereksiz olduğunu, yürümeyeceğini bile bile sürdürülebilmesi için yaşamın bir takım şeyleri yapmak zorunda olduğumuzu kabul edelim, rahatlayalım. İşte bu mindfulness en çok bunu veriyor. Kabullen kendine şefkat duy. Evet yani yapmak zorundayım çünkü para kazanmam lazım, yaşamam lazım, sorumluluklarım var. Onun için ben bu hiç de insancıl olmayan ortamda hiç de aklıma yatmayan işleri bir sürü etik dışı diyeceğimiz sağlık dışı işler yapanlar var. Şimdi onların neler olduğunu söylemeyelim de bunlar bayağı legal ve çok reklamı yapılan bilmem ne işler. Her gün oraya giderken ben bunu niye yapıyorum diye git ve o işi yap. Bunun bir kaçarı yok. Fakat aynı zamanda o dünya sana diyor ki bak günde birkaç saat ayır. Bir zaman ayır buna mutlaka saçma sapan bir sürü şey yapmayı bırak bir kenara. İnternetten araştır. Sen ne olmak istiyorsan ona çalış. Yani hibridleş. Bugünkü sistemi götürürken hibrit araba gibi öbür tarafa da geç, gelecek için çalış. Ve bunu yaparken de bir de burada en önemli şeylerden biri otodidakt ol. Yani sana öğretmesini, eğitmesi, eğitmek ne? Çok hiyerarşik bir şey. Ben mesela eğitmeyi çok aşağılayıcı buluyorum artık. Eğitmek değil, öğrenmek esaslı düşün. Sana bir şeyin, senin eğitilmeni değil... Senin neye ihtiyacın varsa öğrenmeye kafanı tak. Onun için mesela şu anda diyorum ki çok rahatlıkla sorumluluğunu da alıyorum. Ne en evine en yakın, ekonomik olarak seni en az hırpalayacak okula gir. Orada yapabildiğin kadar çalışkan ol. Çünkü çalışkanlık not esasında senin ne kadar bildiğini, ne kadar değerli olduğunu işaretlemiyor ama... Bir kriteri geçebilmek için disiplinli, kendini zorlayarak çalışman kadar bir önemi var bence onun. Yani notu yüksek olana ben baktığımda hiç şöyle görmüyorum. Aa çok iyi, bunu çok biliyor. Hiç değil. Projelere girmeden kimin ne olduğu belli olmuyor. Kesinlikle. Ama onda şunu görüyorum. Çalışkansa ve o zorlu ortamda notu yüksekse bir disipline olma kabiliyeti var demektir ki disiplin ve çalışkanlık müthiş önemli. Dolayısıyla istediğiniz bölüme nereyi tutturabiliyorsanız giriyorsanız girin. Girmiyorsanız girmeyin.
Ama kendinizi hazırlamak sorumluluğunu bir an önce giyinin ve hibritleşerek otodidakt tekniği kullanın. O zaman hem aslında o beğenmediğiniz, sevmediğiniz her türlü deneyimden de esas istediğiniz yere bir şeyler kazanabiliyorsunuz. Yani çünkü istediğin her yerden fayda ve bilgi üretebilirsin deneyim halindeysen, etkileşim halindeysen. Onun için vay benim çocuğum şunu kazanamadı ya da üzülüp ya da aa şahane bölüm. O zaman ne güzel olurdu yani en bölüm, en şahane bölümleri kazananlar hep dünyanın en çok mutlu, en huzurlu insanı olurdu. Ya da çok parası olan, zengin olanlar hep mu? Yok öyle bir şey. Ya da sürüm sürüm sürünen insanların şimdi nerelere gelip bize nasıl ilham olduğunu habire dinliyoruz her alanda. O zaman bunlar çalışmazdı. Yani demek istediğim şu, çok kafanıza takmayın bu bölümü, mesleği, bilmem neyi. Ya benim bu dünyaya ne faydam olsun istiyorum, ne olunca ben mutlu oluyorum ve insanlar dolayısıyla mutlu oluyor. Oraya girmeye çalışın. Ya vallahi bu somut bir bilgi. En somut bilgi ben bu. Ben bir şey anlatacağım bu söylediğiniz ilişkin. Marmara Üniversitesi'nde yıllar önce bir konferansa gittim. Toplantı bitti, çıkışta işte çocuklar beni sıkıştırdılar. Çocuğun bir tanesi şey dedi. Emin Bey ben ne yapmalıyım falan böyle bir şeyler soruyor. Ben dedim ki peki sen ne istiyorsun? Dedi ki ben para kazanmak istiyorum dedi. Evet. İbadet istiyorum. Dedim ki bak bir dakika. Para kazanmak olayın sonucu. Evet. Bir sonuç o. Aynen. Sen ne yaparak para kazanmak istiyorsun? Evet. Yani ne yapmak seni niye mutlu edecek? Niye sana para versin insanlar? Niye? Bunu bul. O nedir senin o yapmak evet. istediğin? Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde bir konferansın çıkışında bir kız yanıma geldi. Ekonomi okumuş. Bitiriyorum bu sene dedi. İşte böyle bitmesine de okulun 2-3 ay kalmış böyle Mart-Nisan arasıydı. Ben dedi master yapmak istiyorum ama dedi ne master yapacağıma karar veremiyorum. Ekonometri mi yapayım yoksa işletme mi yapayım? Peki dedim sen bittikten sonra hayatta ne yapmak istiyorsun? Ha dedi onu ben biliyorum dedi. Ne yapacaksın dedim. Dedi ben bir kafe açacağım dedi. Kesin olarak mı dedim. Evet dedi kesin olarak ben bir kafe açacağım ve ben öyle mutlu olacağımı düşünüyorum. Dedim peki kafenin duvarına ekonomi master'ı diplomanı ya da işletme master'ı diplomanı asınca daha çok mu müşteri gelecek? Kafen daha iyi mi iş yapacak ya da kafen daha mı iyi olacak? Sen bir pastacılık kursuna git o zaman. Evet. Eğer kafe evet. açacaksan pastacılık kursuna evet. gitmen lazım. Eğer pasta vereceksin insanlara. Senin bunu düşünmen evet. lazım. Niye gidip vaktini öldürürsün? Evet. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Öncelikle bunu bir görün. Siz yetenek olarak nelere yatkınsınız? Birinci yeteneğiniz ne? İkinci, üçüncü, dördüncü, beşinci. Onların hepsi birbirini tamamlayacak. Şunu yapmayın. Türkiye'de birazdan bunu da konuşacağız. En büyük sorunlardan biri ebeveynler. Anne babanız düşmanınız haline geliyor. Çünkü sizi çok seviyorlar, korumak istiyorlar, evet. kendi dünyalarını hazırlamak istiyorlar. Ama onların dünyaları bitti, yıkıldı. Ebeveynler sizin dünyanız bitti, yıkılıyor. Yeni bir dünya inşa ediliyor. İnsanların genetiğiyle oynanan, onlara üç boyutlu yazıcılarda organ basılan, her şeyin dijitalleştiği bir dünya geliyor. Acayip bir şey geliyor. Buraya hazırlanmaları lazım. Dolayısıyla şunu söyleyeceğim. Sizin diyelim ki matematik yeteneğiniz 4, matematik notunuz 4, edebiyatınız 9. Ebeveyniniz size ne ders aldırır Türkiye'de? Matematik. Evet. Niye? Biz kafamızı şöyle çalıştırırız. Çocukları vasatlıkta eşitleyelim. Aynen. Çocuk 5-6 alsın. Şimdi sizin 3 olan 4 olan notunuzu 10 yapmanız için harcamanız gereken devasa bir çaba var. Buna karşın eğer sizin fiziğiniz 7 ise veya coğrafyanız 8 ise veya kimyanız 6 ise onu 9 yapmak daha kolay. Onun için gereken çaba çok daha az. O yüzden birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü yeteneğiniz ne ve ne yapmak istiyorsunuz? Bunları kesiştirebilir misiniz? Onu bulmanız lazım. Kendi yeteneklerinize bakmanız lazım. Hemen bir soru. Anne babalar niye Türkiye'de, evet batıda da öyle biraz ama Türkiye'de yani çok daha acayip bir koruyuculuk, çok daha acayip bir başına dikilme durumu görüyorum ben. Türk ebeveynlerinde. Neden biz bu kadar boğuyoruz sizce çocukları ve bir de tabii çok kendi bakış açımızla geçmişten biraz geleceğe bakıyoruz.
Ya ben dediğim gibi bir ebeveynim. Onun için hani ebeveynler bana kızmasınlar. Ben de yaptım mutlaka bu hataları. Ebeveynler aslında bencil. Yani çocukları üzerinden bir gelecek yaşamaya çalışıyorlar ve çocuklarının geleceğini ipotek altına alıyorlar. Ve bu iyi bir ebeveynlik değil. Yani bu iyi insanlık da değil. Özgür bırakmak lazım. Hani bu özgür bırakmak demek iyi rehber olmaya çalışmak lazım. İyi rol model olmaya çalışmak lazım. Bence kolaycılığına kaçıyoruz ve tembellik ediyoruz. Çünkü çocuklara bir şey öğretmenin ya da bir başka insana bir şey öğretmenin yolu sen bunu öğren deyip başının etini yemek ya da onu zorlamakla olmuyor. İnsan deneyimledikçe, içine sindikçe, etik değerlerini sindikçe öğrenebiliyor. Onun için rol model olmayı becermek demek önce senin iyi insan olman, önce senin çalışkan, önce senin disiplinli insan olman lazım. O yapın edin dediğiniz şeyleri önce kendimizin yapması lazım. Mesela sevgili Yankı Yazgan'la konuşmuştuk. Ben demiştim ki acaba sizin hani ebeveynler sizden ne çok yararlanıyorlardır değil mi filan demiştim. Dedi ki pek de öyle olmuyor biliyor musunuz? Yani bizim Türkiye'de demişti ebeveynler ben sana vereyim ne kadar istiyorsan para, olanak bilmem ne. Sen bizim şu çocuğu bir adam et bakışında. Hani vardır ya eti senin kemiği benim. Yani ben üstüme düşeni yapmayayım. Çocuğun üstüne yükleneyim, yapılması edilmesi gerekenleri söyledim ya işte. Artık verdim ya cebine de parayı ya da olanağı. Verdimse verdim, veremedimse veremedim. Sen ne yaparsan yap. Mesela bir çocuğu en hırpalayan şey bence ne halin varsa gör demek. Ya buradayız, tepeler atıyor, ne halin varsa gör. Ya da o zaman benim dediğimi yapacaksın. Ben özetle söyleyeyim, bu iyi insanlık bile değil. Yani bırakın ebeveynliği. Onun için oraları hiç konuşup çocukların moralini bozup iyicene asilendirmeyelim şimdi. Annelerin, babaların işe yaradığı yerler şefkattir. Bizim temel ihtiyaçlarımızı karşılamaktır. Bizi sevmeleridir. Bize huzurlu, kafamızı dinleyebileceğimiz ortamları vermeleridir. Eminim birçoğunuzun annesi babası yapıyordur. Onun için hani onları da şimdi tam karartmayalım. Benim söylemek istediğim bir şey daha var. İngilizce ve kodlama dedik ya. Kodlama tabii matematikle kol kola gitmeyi ve sevmeyi gerektiriyor. Ve çok ciddi şekilde matematik antipatisi ve korkusu var ülkemizde. Türkiye'de net yani. Hala duyuyorum ve tüylerim diken diken oluyor. Matematiği sevmiyorum. Matematik yapamıyorum. Bir bu, bir satış yapamıyorum. Anlatamıyorum. Ben hep bir şey yapamıyorum. Ama en acısı matematik yapamıyorum ve yazamıyorum. Bu ikisi de başarı için çok ama çok gerekli şeyler. Dolayısıyla matematik mesela Khan Akademi'nin kurulmasının sebebi, Hintli bir çocuk kurmuş bunu. Ne olur girin Khan Akademi'nin kurucusunun videolarını izleyin. Matematiği sevdirmek için kuzenine, matematik öğretmek için onunla uzak düşüyorlar, videolar çekiyor filan. Uğraşırken koskoca bir Google'dan, dünyanın bütün galiba Microsoft veriyor, bütün büyük şirketlerinden şefon alan müthiş bir online okul halinde. Bambaşka bir yapısı var. Onun için bir İngilizce kodlama ve matematik sevin. Mutlaka yazar olsanız da, ne bileyim en sosyal işi yaptığınızı düşünseniz de. Çünkü her türlü işimizde kod kullanmak zorundayız artık. O yüzden matematiği de eklemek. Ne iş yaparsanız yapın bir algoritmik silsile çalıştırmak durumundayız. Matematiği biz biraz tabii çocuklara korkunç bir şey olarak anlatıyoruz. Evet. Yani benim ortaokul matematikten, benim matematiğim her zaman iyiydi. Aslında geometriyi daha çok severdim. O üç boyutlu algılamayı ben çok seviyorum. Geçenlerde burada oğluma nasıl matematik sevdirdiğimi anlattım. Ne güzel. Kayıtlı mı nasıl bu? Çözü? Kayıtlı evet, mı? Evet, İşte onu var. İzleyin mesela. Şimdi burada şöyle bir şey var. Matematik bir sorun var ve onu çözme yoludur. Matematik böyle bilim insanları bir yerlerde öyle bir şey değil. Matematik bir soruma. Zaten geometrinin ortaya çıkışı da öyledir. Evet. Bir sorun var ve onu çözme. Dolayısıyla matematik zekasını bir kere alınca sorun çözme zekasını elde etmiş oluyorsunuz aslında. Ve inanın bana matematik korkulacak bir şey değil. Ama baştan o korku anne babalardan çocuklara geçtiği için dehşet verici bir şey haline dönüşüyor. Kodlama da öyle. Mesela kodlama dediğimizde şimdi ben mesela üniversitedeyken ben de ekonometriden mezunum.
şeyi kodlama alıyorduk biz o zaman ve öğretmenlere nasıl saydırıyorduk diyorduk ki, yani öğretmenlere dediğim ODTÜ'deki hocalara işte, hı hı. Bunun ne alakası var, biz ekonomist olacağız işte filan, hani biz niye bilgisayar programı öğreniyoruz diye kıyamet kopuyordu. Halbuki işte o zaman bugünkü gibi bilgisayarlar yok, kart panç ediyorsun falan, iptidai tabii. Şeyler. Onun için çok kızıyorduk yani. İnçlikler. Halbuki bence ben o arada belki de benim hayatımı kurtaran ya da bugünleri anlamama yarayan en önemli dersi almışım. Şimdi kodlama öyle bir çizgi, bir nokta, iki nokta, şey, şifre yazmak gibi değil. Paket paket. Yani ne bileyim işte bir Word ya da bir programı kullanmak gibi bir şey, programlama dillerini öğrenmek. Geçtiğimiz sene biz KGDER'in yönetim kurulunda kocaman kadınlar olarak çok sevgili hocamızı çağırdık. Çocuklara Kodlama diye kitabı var bu arada. Oturmuş onu yazmış yani çocuğuna kodlama öğretirken. Ondan ders aldık bayağı ve bir yarım günün sonunda işte robot bir şey ufak hareket ettirmeye başardık. Yani şimdi bizler bile bunu yapabiliyorsak o kadar zevkli ki, ve oraya katılan genç arkadaşlar da vardı çalışan. Hı hı. Dedik ki nasıl geldi? Ay çok zevkliymiş, ben bayağı bunu hani kocaman kocaman mühendisler yapar, çok büyük teknoloji bilgisi gerekir filan zannediyordum. Google ya da Microsoft'ta yazılım yapacaksanız tabii ki öyle. Yani, ama kodlama dediğimiz şey... Başka bir şey yani girip bir öğrenmek lazım. Onun için oradaki hani mutlaka yapılması gerekenlere onu da eklemeyi çok önemsiyorum. Matematiği ve kodlamayı sevin. Çok sevimli, çok eğlenceli şeyler esasında. Ufacık çocuklar öğreniyor artık bunu. Hani bunun nesinden korkuyoruz? Ana baba çocuk gitsinler bari bir şeylere. Yani hakikaten bu çok çok önemli. Okuma yazma biliyor musun? Bilmiyorum. Cevabı gibi olacak gerçekten. Şimdi uzun süredir yayındayız. Bir son soruyla bitirelim. Dünyayı anlamak isteyenler, nereye gidiyor bu dünya? Ebeveynler, yaşlılar, gençler, liseliler, üniversiteliler. Nerelere bakmalarını tavsiye edersiniz siz? Nerelere gözlerini çevirsinler? Dünya nereye gidiyor? Dünya ne tarafa gidiyor? Çünkü ondan sonraki soru, ben bu dünyada kendime nasıl bir yer edinebilirim? Sorusunu sormamız lazım. Ama önce bu nereye gidiyor? Yani bir kendimizi tanıyacağız, evet, yeteneklerimizi. Evet. İki, yeni yetenekler geliştireceğiz, yetkinlikler. 21. Evet. yüzyıl yetkinlikleri dediğimiz, onları burada bir kere ben bir yayın yapmıştım. Bulabilirsiniz, YouTube kanalımızda var 21. yüzyıl yetkinlikleri. Önümüzdeki hafta tekrar bu konuyu da gene konuşacağız. Ama üçüncüsü, dünyanın nereye gittiğini de anlamamız lazım. Siz nerelere bakıyorsunuz? Dünyanın nereye gittiğini anlayabilmek için bir fütürist olarak nerelere bakıyorsunuz, nereleri gözetliyorsunuz? Gençler nerelere bakabilir, nerelerde okuyabilir, nerelerde yazabilirler? İnternet, kitaplar. Ama orası doyumsuz bir yer. İnternet doyumsuz, korkunç ama bir işte yer. Keywordleri olması lazım. Yani T-insan dediğim şey o. Bu kadar çok bilginin olduğu bir yerde kürasyon mesela, seçkicilik ve daralmak ve odaklanmak lazım. Çünkü öbür türlüsü dağınıklık oluyor. Yani benim o T insanda işte bir şeyin her şeyi, her şeyin bir şeyi dediğim model, derinleşerek kendi keywordlerin, anahtar kelimelerine göre aramalar yapıp onları okumaları, onlara çalışmaları gerekiyor. Aksi takdirde dağılmıyor. Ben mesela sadece demeyeyim, tabii çok değişik alanlarda okuyorum ama hep gelecekle ilinti kurarak okuyorum. Yani bir şeyin geleceği, onun geleceği derken zaten o mesela tekstilin geleceğini okuyorsam tekstili de iyi kötü anlamaya çalışıyorum, öğreniyorum. Ama gelecekle ilgili senaryolar daha çok netleşiyor. Yani dolayısıyla belli ilgi alanları ve dünyada çözmek istedikleri sorunu, işe yaramak istedikleri alana giden yolu kelimelerle internetten araştırma yapsınlar, belli sitelere, belli insanlara abone olsunlar. Yani böyle rol modeller ve o işin hakikaten guruları diyebileceğimiz bir takım habire üreten, bilgi, bilim, ilim, teknoloji üreten insanlar var. Onları takip etsinler, araştırsınlar, geliştirsinler. Yani hiçbir şey hazır değil. Dünya nereye gitmek istediğini arıyor ama elimizi kolumuzu kıpırdatmaz ve çok ciddi mind shift dediğimiz nedir? Zihniyet ve bakış değişikliği, sistem değişikliğini, iyilik tarifini, iyi insan olma, iyi davranma, etik filan, bunları bir an önce değiştirmezsek o hani hep şeyler var ya, korkulu senaryolar. Yani gerçekten de dünyayı yok edebiliriz. Öyle bir kabiliyetimiz var artık. Çünkü insan yapabiliriz diye dolaşıyoruz ortada. O zaman yok da edebiliriz. Çevreye
şu geçtiğimiz 2 hafta önce Türkiye mesela kendi payını düşen dünyanın bütün rezervlerini tüketmiş vaziyette. Şu anda cepten yiyoruz. Yani bütün dünya eğer bizim gibi tüketse ve atık üretse ve pisletse dünyayı, dünya şimdi şu an yani 2-3 hafta önce yok olmuş olacaktı. Dünyanın kaynakları bitmiş olacaktı. Koca dünyanın kaynaklarını bitirmek üzere olan bir nesiliz biz. Yani bu nesil aslında dünyanın sürdürülebilir bir yere, kim olduğumuzu, ne olduğumuzu bulabilir bir noktaya gitmesine veya gitmemesine karar verecek nesil. Einstein gibi hani bir çok aklı evvel insanların aslında yıllar önce gördüğü, hani bu meşhur çok kıymetli bir anekdotu. Ya atom bombası, atom falan, hani bunları becerebildiğimize göre 3. Dünya Savaşı ne zaman çıkar? Yani bu bayağı bir savaşta kullanılır. O da diyor ki 3'ü yapar mısınız bilmiyorum ama hani yaparsanız ben görebilir miyim bilmiyorum. Taşla sopayla bile yapamazsınız. Yani o kadar sıfırlanır dünya. Bu kabiliyetimiz var. Şimdi bizim üstümüze düşen hangisini seçeceğimiz. Burada çok önemli bir kitap tavsiye etmek istiyorum. Life 3.0 diye İngilizcesi çıkmıştı. Hayat 3.0 diye Türkçe'ye de çevrildi. Zor bir kitap. Bir astrofizikçi yazmış. Her şeyi anlaşılamıyor. Ama anlayabildiği kadar okusun insanlar. Çünkü bunu çok güzel anlatmış. Bu kitap da öyle. Ben de bir kitap getirdim. Bunu ayrıca size tanıtacağım. Daha sonra bunu hani kitap bölümümüzde bulacaksınız. Makineler her şeyi yaptığında biz ne yapacağız? Ana soru bu. Makineler her şeyi yaptığında biz ne yapacağız? Aganta yayınlarından çıktı bu kitap. Gerçekten şimdi zaten ana sorumuz bu. Emine Yılmaz İngilizceden çevirdi. 3 yazar var. Malcolm Frank, Paul Roerding ve Ben Brink. Bu kitabı tavsiye ediyorum size. Daha sonra bunun bir analizini de Emin Çapı'nın kütüphanesinden bölümünde bulabileceksiniz. Bunu da size şey yapacağım. Şimdi yayını kapatırken yazdığınız bazı şeylerden bir şey aldım. Buna bir eleştiri getirmek istiyorum. Ve Ufuk Tahran'dan da isteyeceğim birkaç cümle etmesini. Arkadaşlar, Çinliler bunu yapıyor, Koreliler bunu yapıyor, Japonlar bunu yapıyor, Amerikalılar, Avrupalılar yapıyor. Biz öyle bir şey yok. Bu robotları evet, bu robotları yapıyorlardı ama hala yapıyorlar ve şimdi biz de yapabiliyoruz. Önce ihtiyacı tespit edeceğiz, o ihtiyaca çözümler üreteceğiz. Yapabiliriz. Eskiden dünyada şöyle bir şey vardı. Dev şirketler, dev kadrolar, büyük bütçeler gerekiyordu. Artık büyük şirketler ufalanıyor. Dünyanın en büyük şirketleri 100 yıllık, 50 yıllık, 70 yıllık şirketler parçalanma noktasına geliyorlar. Kendilerini bölme noktasına geliyorlar. İlk önce ne yaptılar? Bu küçük girişimcileri satın aldılar. Sonra ortak oldular. Sonra ya benim sorunum var, sorunumu çöz. Şimdi onu bile yapamaz hale geliyorlar. Şimdi 3-5 çocuk burada, 5-10 genç burada, 3-5 orta yaşlı burada sorunlara çözümler bularak dev bankaları sallıyorlar. Blockchain teknolojisi dünyanın geleceğini değiştirecek. Onun için biz yapamayız demeyin. Yaparsınız. Yaparsınız. Mesele o dünyaya kendinizi hazırlayacak bir kapasite. Deminden beri verdiğiniz örnekler aslında buydu. Birkaç cümle de bu konuda söyleyin de bitirelim. Yani yapamam, edemem tamamen bir tembellik ve oyundan kaçmak. Ya da yapılan edilene mesela ada robot var. Yani o kadar çok örnek oldu ki artık Türkiye'de de. Ada robot ve bir sürü böyle teknoloji alanında üretim yapan. Yani o yapamıyoruz değil, yaparsınız. Eğer yapmıyorsanız yapmak istemediğiniz için. Gerçekten bu. Bu acımasız gibi geliyor ama öyle. Yani yapanlara o zaman ne diyeceğiz? Ve bir de bir şey gayret edenlere çok acımasız eleştiriler yapılıyor. O baştan söylediğimiz gibi. İşte orası öyle, burası böyle. Ya her şey bir çaba. Her şey gelişerek ilerliyor. Onun için eleştirilerinizde, kendinize, başkalarına, düşüncelerinize lütfen makul olun. Bir denge tutturmaya çalışın. Tabii ki eleştiri gerekli ki gelişsin. Ama dengeyi, şefkatli olmayı, iyi insan olmayı, her şeyin önüne koymayı koymalarını diliyorum. Ve bir de diyorum ki yarının işini sakın yarına bırakmayın. Yani bugün değil artık, yarın için bugünden çalışmak gerekiyor. Onun için yarının işini yarına bırakmadan bu söylediğimiz tekniklerle, internette bütün kitap okuyarak, çok daha fazla araştırma yaparak
benim mottom var. Şuna inanın, eğer bunların gereğini yaparsanız gelecek güzel gelecek. Hakikaten buna da yürekten inanıyorum. Evet, gelecek çok işsizliğinden olacak. Geçmişten farkı bu. Ama daha oraya vaktimiz var. Siz gençler hazırlanmalısınız oraya. Mesela sosyal güvenlik sistemleri büyük olasılıkla yıkılacak. Yıkılacak. Emekli olamayacaksınız. Söyleyeyim size. Bundan 30, 40, 50 yıl sonra dünyadaki birçok ülkede sosyal güvenlik sistemi yıkılacak. Bill Gates diyor ki robotlardan ve robot yazılımlardan vergi almalıyız ki sanayi devrimi olduğunda insanlar işimizi makineler elimizden oluyor gidip makine kırıcılar çıkmıştı. Öyle olmasın. Yani onlara rüşvet vermeliyiz demek istiyor. İşte universal basic income filan. Yani bir taraftan da sisteme çözüm üretiyorlar. Bir taraftan sosyal girişimler deli gibi çoğalıyor. Mesela o yapılacak işler listesine bir de şeyi ekleyelim. Gidin bir sosyal sorumluluk projesinde çalışın. Kesinlikle. Toplumsal bir meselede girin, gönüllü çalışın. O zaman bütün bu sivrilikler de törpüleniyor veya başka sivrilikler çıkıyor. Onun için hayat çok keyifli aslında. Yapılacak çok şey var. İşsizlik yani akla gelebilecek en son eğer şey. Eğer kendinizi hazırladıysanız bir şansınız olacak. Ve lütfen kenarda durmayın. Ben kendi hayatımdan çok örnek veriyorum. Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi'nde büyük bir salondu. Güzel bir salondu böyle. Orada oğlumdan örnek verdim birkaç tane. İşte oğlum yurt dışında okuyordu o zaman. Gençlerden biri bir kızcağız ayağa kalktı bir kızımız. Dedi ki Emre biz sizin oğlunuz kadar şanslı değiliz dedi. Dedim ki ama benden daha şanslısınız. Benim annem ilkokul mezunu, babam okumayı askerde öğrenmiş. Arkadaşlar ben 50 küsur yaşındayım. Haftada 2 kitap okuyorum. Dergiler ve internette okuduğum makaleler hariç. Neden? Gelecek yeni bir ben istiyor. Geleceğin yeni bir Emin Çapa'ya ihtiyacı var. Dolayısıyla benim ona hazırlanmam lazım. Ben bunu yapıyorsam gençler bunu yapabilir. Yapabilirsiniz. Ben yapamam demek hakikaten kendinizi küçümsemek. Hiç öyle yapmayın. Kendinize güvenin. Kendinizi yetiştirmeden güvenmeyin ama. Hani öyle de biz dünyayı da sallarız. Biz de o öyle değil. Zaten o yola girenler öyle lazım. De diyemiyorlar. Çünkü hani ne kadar daha çok şey bilmediğini insan keşfettikçe daha küçülüyor. Hani son zamanlarda çok popüler ya büyüdükçe küçülüyorum diye. Hakikaten öyle oluyor. Zaten o insanlar daha sessiz. Daha tevazu. Bakınız sizin şu kanalı açmanız için ne kadar çok uğraştı herkes. Yani hakikaten çok dolu, donanımlı olan insanlar öyle ortalıkta bağırmaya daha az yelteniyorlar. Çünkü aslında ben daha bir şey bilmiyorum, hep içimizde yanıyor. Çok keyifli oldu, çok. Yani saatler sürebilir. Lütfen anne babalar çocuklarınızı kendi gençliğinizde hayal ettiğiniz, kendinize bulduğunuz geleceğin onların geleceği olacağını düşünmeyin. Geniş açıyla bakın. Önümüzdeki hafta Cuma günü buna bakacağız. Nasıl daha geniş açıyla bakılabilir? Nasıl hazırlanılabilir? Kendimizi nasıl hazırlayabiliriz? Ondan sonraki haftada hangi meslekler ortadan kalkacak? Hangi alanlar gelecek? Artık meslek değil, alanlar seçmemiz, kesişim kümeleri bulmamız, kendimizi çoklaştırmamız lazım. Onu nasıl yaparız? Ona bakacağız. Ama kendinize güvenin. Fakat çok çalışın. İnanın çalışmadan o olmuyor. Evet, kesinlikle. Yani çok net bu. Çalışmak, çalışmak ve yılmadan, hata yapmayı içine sindirerek çalışmak her şeyin başı. Düşmeden kalkılmıyor zaten. Kesinlikle. Çok yanlış yola sapmadım diyenler varsa, hani mucize bilmiyorum olabilir. Ama ben size şunu söyleyeyim. Einstein bile sapmış. Hem de defalarca. Einstein kuantuma karşı çıkmış ya. Üstelik kendi teorisinden, görelilikten çıktığı halde karşı çıkmış. Ama sonuçta ne? Gerçeklik kendini dayatıyor. Yanlış yaparsınız, hata yaparsınız, sınıfta kalırsınız. Evet. Hani anne babalarınız hoşlanmayacak ama ben size bir oğlumdan anekdotla kapatayım. Hani böyle bir sıcak kapanış olsun. Benim oğlum hukuk okumaya gitti. İşte Fransa'ya çok zor bir okula gitti. Herkese öğrenci alıyorlar ama 5/1, 4/1 mezun olabiliyor. Böyle bir şey. Neyse gitti. Ben de sürekli para yollamak çok masraflı olduğu için havale ücretleri. Biz de sınırlı bütçeyle çocuk okutan insanlarız. Kredi kartından ek kredi
şeyi kadar, onun harçlığı kadar bir limiti olan bir kredi kartı vermiş. Ekstra geliyor. Hiç para harcamamış. İkinci ay, üçüncü ay. Sonunda dayanamadım. Telefon ettim, dedim ki oğlum sen hiç dışarı çıkmıyor musun? Bir dansa gitmiyor musun? Bir sergiye gitmiyor musun? Bir bara gitmiyor musun? Bir arkadaşlarınla bir buluşmuyor musun? Okul çok ağır baba, dedi. Dedim oğlum tamam ama yani sen İstanbul'da böyle mi yaşıyordun, gidiyordun hayatı? Çünkü dünyayı da yaşaman lazım. Gençsin, gençliğini ziyan etmemen lazım. Beni okuldan atarlar. Dedim ki atarlarsa başka okula gidersin yavrum. Evet. Diye. Annesi arkadan fenalık geçiriyor. Böyle şeyler babalar söylemez, çocuğa çalış dedi. Şimdi bu, şunun için söylüyorum. Evet çok çalışın, çok çalışın. Ama o çalışma sizin geleceğiniz için. Hiç onu çalışma olarak görmeyin. O sizin işiniz. Evet. Çalışın. Ama gençliğinizi de lütfen yaşayın. Evet. Bu şu demek değil. Eğlenmeyeceksiniz, konuşmayacaksınız, dans etmeyeceksiniz, sevmeyeceksiniz, sevilmeyeceksiniz, yaşamayacaksınız. Lütfen yaşayın. Gezmek için, seyahat etmek için zannettiğiniz kadar çok para gerekmiyor. Çok daha az paralarla bir yolunu bulunuyor. Ben buluyorum örneğin. Bahar sağ olsun içeride o da. Bir yolları bulunuyor. Demem o ki gençliğinizi yaşayın ama gençliğinizi ziyan etmeyin. Çünkü rahmetli annem şöyle derdi. Gençlik bir kuş idi, uçurdum tutulmadım. İhtiyarlık, maskaralık, gezdirdim gezdirdim satamadım. Bir daha bu yaşlarınıza gelmeyeceksiniz. Onun için bunun kıymetini bilin, yaşayın. Ama bir gün benim yaşıma geleceğinizi ve o yaşta da dizlerinizi dövmemeniz gerektiğini de unutmayın diyelim.